Merhaba, bilgilendirme vereyim. Sibel hasta oldu, şöyle hasta oldu, ateşlendi. Ateşlenince de süt emmesi biraz azaldı. Azalınca da biz de endişelendik. Hastaneye, pazar günü hastaneye getirdik acile. Pazar günü hastanede kontrol edildi kan değerleri vesaire. Dediler ki bu değerlere göre bu yaşta, yani 35 günlük bebeği biz eve göndermiyoruz. Burada kalması lazım, antibiyotiğe bağlayacağız. Biz de peki dedik. Ben başka doktor arkadaşım vardı, sonucu ona gönderdim. O da bence de kalması lazım dedi. Ondan sonra kalmaya başladı. Mami ile birlikte gece burada kaldılar ve biz de Emel ile birlikte eve döndük. İkinci gün oldu. İkinci günde dediler ki kalmaya devam etmesi lazım. Çünkü idrar tahlilinde yapıldı. Onda da aynı şekilde bir şeyler çıkınca antibiyotik devam edecek dediler. İkinci geceyi de burada geçirdi. Bugün ikinci günün sonu, doktorumuz dedi ki üçüncü günü de burada geçirecek. Ve yarın tekrardan kan testi yapılacak. Ve ondan sonra sonuç düşerse, değerler düşerse sizi göndereceğiz. Ve ondan sonra da antibiyotiğe evde devam edebilirsin dediler. Şimdi antibiyotik kısmı çok istemediğimiz bir şey ama ne yapalım? Eğer gerekiyorsa, bir enfeksiyon varsa sonuçta yapılması gerekiyorsa yapılacak. Ona bir şey demedik zaten, diyemedik. Onun dışında ama böbrek dediler ki idrarda birazcık bir lökosit galiba, tam hatırlayamadım ama lökosit olması lazım. O da çok yüksek çıktı. Ona baktılar. Böbreğin tam çıkışındaki bölgede birazcık normalin üstünde biraz büyüme var dediler. Bu enfeksiyona dayalı olarak bazen olabilir deyince biz de ne yapacağız diye sorduk. Aslında çok önemli değil ama tekrardan ileride bir ay sonra falan tekrardan kontrol edeceğiz dediler. Bunun birazcık da bir hani niye büyümüş diye sorgu var birazcık kafamızda. Ama son durum bu. Uzun lafın kısası, bugün ikinci günü, üçüncü geceyi de burada geçirecek. Üçüncü gecenin sonunda da umuyoruz artık değerler düzelmiş olacak ve eve dönmüş olacağız. Burada zor olan şu oluyor. Sonuçta Emel'le birlikteyim ben. Akşamları birlikteyiz Emel'le. Gündüzleri de tabii ki kreşe gidiyor Emel. Gündüz vakti gelip burada Mami ile birlikte oluyoruz. Ondan sonra da tekrardan eve dönüyoruz. Sistem tabii, yani normal bir rutinimiz var. O rutin bozulmuş oldu. Bu birazcık tabii birazcık değişkenlik gösterdi. Ama tabii daha kötüleri de olabilir. Daha kötülerini düşünerek pozitif bakmak lazım. Vaziyet bu. Yani enteresandır. Ben kendi adıma konuşayım. Kış bebeklerinin daha çok hastalandığını düşünürüm ama şansımızadır belki. Yaz bebeği olarak bizim bebeğimiz daha çok hastalandı. Ama bunun nedeni de tabii şu olabilir. Kreşe gidiyor çünkü. Bir numara kreşe gidince oradan da bazı mikropları alıp getiriyor olabilir. Bu da bir tabii ki başka bir tahmin. Durum bu. Bu yalnızca bir küçük bir bilgilendirmeydi. İlgilenen arkadaşlar var, soranlar, işte geçmiş olsun dileyenler, bir şey yapabilir miyiz diyenler. Hepsine çok teşekkür ederim. Birebir tanımadığım insanlardan bile güzel mesajlar geliyor. Harikasınız. Moral oluyor bize. Umarım yaptığım videolar veya işte Instagram'daki postlar da bazılarına pozitif anlamda ilgili babalığın artması adına şey olur. Bir katkı sağlar. Durum bu. Videoları izlemeye devam ederseniz sevinirim. Teşekkürler.